Mark kardeş beni şey yaparken biraz terledim orada. Şöyle düşündüm, acaba çıkmasam buraya. Utanmadım değil yani. Biraz utangacım aslında ben. Yani öyleydim de. Ama şunu söylemek istiyorum. Her şey bir yana, birlikte olmak güzel bir şey. Ve bu yumuşak bir ruhla olmak, yani bu Tanrı'dan geliyor. Bu harika bir şey diye düşünüyorum. Ve hem de Kut'un tabii ki ve Mike Pastor'un bizim hayatımızda önemli bir yeri var. Çünkü Mesih'te kardeşiz ve hem de çok yumuşak bir ruhu var. Bu yüzden aslında bu konudan bahsetmek istiyorum. Yumuşak huyluluk konusunda. Aslında bu konuyu ben anlatmasam daha iyi olacak diye düşünüyorum bir taraftan. Belki May kardeş anlatsa daha iyi anlatacak. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama ondan önce dua edelim bugün. Rabbimiz biz senin önüne geliyoruz. Yazılı sözün için, her şey için. Bugün senden almak istiyoruz. Ya Rab, biz zayıfız ve güçsüzüz. Bilgisiz, hikmetsiz ve aynı zamanda gururluyuz. Ya Rab, bize lütfet. Ve biz layık değiliz, hem de biz yapamayız ama sen bizim aracılığımızla her şeyi yapabilirsin. Lütfen çocuklarına bugün bak, kucakla, dokun. Buradan Rab senin lütfun, merhametin, iyiliğini tatmadan gitmesin kimse diye dua ediyorum. Ve sözünü bize aç. Amin. Şu daha önce söyledim, yumuşak huylulukla ilgili konumuz bu olduğunu düşün. Şey yaptım, biraz dua ettim bu konuyla ne paylaşabilirim. Mike kardeş benimle paylaştığında her zaman yani bu yumuşak huyluluk yüreğime geldi. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Aslında anlatamam. Yaşanır da diye düşünüyorum. Ve bu dünyaya baktığımızda, yani dünyaya gidip baktığımızda bir sürü şeyler görüyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Siz şu an burada boşuna değilsiniz ve aynı zamanda iyi ki buradasınız. Yani burada olmanız iyi bir şey çünkü Rab'den almak istiyorsunuz ya da Rab'den duymak istiyorsunuz ya da başka yerde de olabilirdiniz. Ama şuralarda olmanız pek iyi bir şey olmayabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi biraz sonra birkaç örnek anlatacağım. Mesela haber okur musunuz? İzler misiniz? Ve ben haberleri aslında okuduğum zaman, izlediğim zaman içim kaldırmıyor bazen. Yani ya kapatıyoruz bazen de, sıkılıyoruz. Ama şaşırmıyor musunuz bu durumdan? Mesela neden? Yani o kadar insanlar acımasız olmuş ki, yani artık kadınları öldürüyorlar ya da erkekler de kadınları öldürüyorlar. Mesela bir şey vardı, bir haber izledim. Orada adam eski karısını sadece bıçaklıyor ve sonra da pompalı tüfekle onu öldürüyor. Bu ne acımasızlık, bu ne vahşet, bu ne dehşet bir durum. Bu ne yani söz bulunamaz diye düşünüyorum. Ama halk arasında yaygın bir şey var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Diyor, yani genellikle de bunu sıkça söylüyorlar. Yumuşak başlılık konusunda. Diyorlar ki aslında biz yumuşak başlıyız ama mesela halk arasında söylenen söz, yumuşak başlı isem de kim demiş uysal koyunum? Yani kabul etmiyorum aslında yumuşak başlıyım belki ama nasırıma basarsan, bir tarafıma dokunursan o zaman gününü sana gösteririm demek. Trafikte mesela, dünyadaki insanın trafikteki durumu bazen kendini kaybediyor değil mi? Yumuşak huyluluk kanatlanıp uçup gidiyor.
Yani sinyal vermedi diye adam adamı öldürür mü? Yani yapıyorlar bunu. Çok sıkça duyuyoruz. Kurşun yağmuruna tutuyor. O zaman centilmenlik bu dünyamızda az sayıda. Belki kilisemizde de yumuşak huyluluk ne kadar hüküm sürüyor bilmiyorum. Ama metrobüste durumu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Kaçınız metrobüsle bazen seyahat ediyor? Evet. Nasıl? İnsanlar hiçbirini beklemiyorlar değil mi? İtiyorlar çoluk çocuk, kadın, yaşlı, hamile hiç umurlarında değil. Bazen böyle nasıl girdiğimi bilemiyorum o yani metrobüsün içinde bir bakıyorum kendimi orada bulmuşum. İnsan yığını içerisinde. Çok trajikomik bir durum ama alçak gönüllülük arama yani bu durumlarda. Yumuşak huyluluk arama. Yani dünyanın insanı maalesef saygısız, acımasız, mutsuz. O yüzden buradayız aslında değil mi? Yani Rab'in olduğu yer, Rab'le birlikte olmak harika bir şey. Tatlıdır, iyidir diye düşünüyorum. Ve Davut bunu zaten denedi. Biliyorsunuz bu mezmurlara. Oralara tekrar girmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Ama dünya insanı acımasız, sevgiden yoksun. Çünkü Tanrı'yı tanımakta yarar görmez. Yarar görmüyor da. Çünkü insanın değişmeden Tanrı'yı tatması ya da Tanrı'nın dokunuşu olmadan Tanrı'yı tatması mümkün değil. Zor. Benlik hep olumsuz yere akıyor. Aslında bunların tek bir panzehiri var diye düşünüyorum. Onun için de bu sabah yani tapınırken şu ayet aklıma geldi. Yani o Süleyman'ın özdeyişlerinde diyor ki yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Biz bize karşı kızgın olanlara karşı ya da kızgınlıkla davranıldıklarında biz nasıl davranıyoruz onlara? Nasıl yanıt veriyoruz? Yumuşak bir yanıt mı? Hayır, biz de onu önce sıkmak istiyoruz boğazını. Yani kendi istediğimizi yapıp sonra diyoruz ki ya ben önce döveyim onu sonra tövbe ederim diye düşünüyor. Birçok imanlı da belki böyle düşünüyorlar. Haksızlığa tahammülümüz yok diye düşünüyoruz. Ama geleceğim bu duruma. Yani aslında bugün şu ayet üzerinde konuşmak istiyorum. Matta 5 ve 5. Bu aslında aklımızda kalması belki hafta içerisinde biraz sıkça düşünüp nasıl uygulayabileceğimiz hakkında yavaş yavaş bu ayeti yemek, kanıksamak, içmek, tatmak. Çünkü Rabbin sözü bal gibi değil mi? Diyor ki ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Rabbimiz böyle söylüyor. Ne mutlu. Bu adam mutlu. Bu kişi mutlu. Bu kadın mutlu. Neden? Çünkü yeryüzünü miras alacak olan. Ama biz niye bu konuyu konuşuyoruz? Dünyadan bu kadar niye bahsettik? Çünkü herkes kendi egemenliğini kurmak istiyor. Herkes dünyaya hakim olmak istiyor. Herkes ev almak istiyor, araba almak istiyor. Tabii kötü bir şey yok bunlarda aslında ama. Ama biz egemenlik taslamak istiyoruz. Yani bilim adamları bir ara şöyle bir şey yapmışlar. İşte hapisteki 40 kişi var. Onlar hepsi eşit seviyede mahkumlar. Ve sadece 5 kişiyi alıp diyorlar ki siz diğer 35 kişiden siz sorumlusunuz. Maaş yok. Ekstra bir şey yok. Rütbe yok. Herhangi bir şey yok. Sadece sorumlusunuz. O 5 kişi diğer 35 kişiye hayatı zehrediyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz üstün olmak istiyoruz. Çünkü biz onlara sahip olmak istiyoruz. Ve o zaman işte bu gerçek zaferi ya da gerçek başarıyı fark edemiyoruz. Ama öyle yapabileceğimizi düşünüyoruz. Fakat Rabbimiz çok önemli bir şey söyledi. Ne mutlu. Yani biz mutlu olmak istiyor muyuz? Ama mutluluğun yolu yumuşak huyluluktan geçiyor. Ve İsa da yumuşak huyluluydu.
mutlu demek bereketlenmiş demek aslında. Tanrı tarafından dokunulmuş, değiştirilmiş, işlenmiş, çoğaltabiliriz bunu. Ben sık sık bazen de tanıklığımdan bahsediyorum ama bu arada belki hani görüntü olarak iyi, temiz giyimli, iyi konuşan birisi olarak düşünebilirsiniz beni. Ama şu noktada biraz kendimden küçük de izninizle bahsetmek istiyorum. Ben küçükken babamı kaybettim. Yani 5 yaşındayken Tanrı'ya çok kızdım. Çok adaletsizlik bu dedim yani. Olabilir mi? Herkesin babası var. Ve uzunca bir süre tabii ki babalığın ne olduğunun acısını hem ben biliyorum hem de çok gururlu, kibirli olmaya başladım. Bunun işin tersi, kibirli olduğumu da farkında değildim. O kadar kördüm. Ta ki Göksel babamla bir gün karşılaşıncaya kadar. Yani bir gece, tabii ki uzun bir zaman aslında bu bahsettiğim ama size o zamanı kısa, uzun uzun anlatmayacağım. 1,5 yıl hastalığımdan sonra, yani yine böyle 5. kez yeni ayetin baştan sona okuyorum. Luka 15. bölüme geldiğimde orada, yani gece, biraz geceydi daha doğrusu, ve bu yeri okurken ne kadar Tanrı'nın yumuşak huylu olduğunu fark ettim. Niye? Yani bir çocuk var, babasını ölmüş diye bizim oralarda eğer birisi mirasını isterse öldü olarak düşünülür. Yani baba sen öldün demek bir açıdan. Küçük oğul bu, biliyorsunuz bu örneği. Küçük oğul bu mirası alıp ve gidiyor ve harcıyor, biliyorsunuz bu. Ve ben de aslında o küçük oğuldan ya da büyük, yani küçük oğuldan birisiydim. Sonradan belki büyük oğul olma ihtimallerim de olabilir tabii ki. Ama sıkça bu durumu kontrol etmeliyim diye düşünüyorum. Ve o tanışma anında, yani Luka 15. bölümü okurken şöyle hatırladım. O zamana kadar ne kadar kibirli, gururlu, ükela, kendini bilmiş olarak yaşadım ve harcadım Tanrı'nın bana verdiği zamanı. Oysa ki Rab beni bekliyordu. Baba kucağını açmış, sevecenlikle bekliyordu. Ve ona şöyle sordum. Bu baba gerçekten beni yaratan sen misin? Eğer öyleyse seni kabul ediyorum dedim. Ve bu yumuşak huyluluk, yani babanın yumuşaklığı ve alçak gönüllülüğü şöyle diyebilirdi. Madem benim bütün her şeyimi harcadın, mirasını yedin, nereden geldiysen oraya git demedi. Ama bizi şölen evine davet etti, bekledi, baktı. Ne kadar harika bir abimiz var. Yumuşak huyludur ve alçak gönüllüdür. Nereden peki bileceğiz bunu? Yani yumuşak huylu olabilmenin ilkesi, aslında Rabbimiz bunu çok detaylı bir şekilde açıklıyor. Fazla değil aslında. 3 noktaya değineceğim bu noktada. Ama öncelikle şu ayeti okumak istiyorum. Çünkü Rab kendisi yumuşak huyluluğunu açıklıyor. Diyor ki Matta 11:29. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahatlık bulur. Yani insanın canının rahat olmadığı an agresif birisi oluyor. Kızgın birisi oluyor. Ve bencil birisi oluyor. O zaman eğer biz kızgın ve gerginsek, gideceğimiz bir yer var. O da Rabbin kendisi. Ama öncelikle yapmamız gereken şudur. Rabbi tabii ki tanımamız gerekiyor, değil mi? Buradaki boyunduruk, yani bir teoloji öğretmenim vardı kutsal kitaptan. O bir kadındı.
Çok şey öğrendim ondan. Ve o bir gün köyden giderken, ya bir köyü yakın bir yerlerde bu, Karadeniz tarafında, kocaman bir boyunduruk alıp getirdi ve dershaneye astı. Sordum bir gün ona, neden bu boyunduruğu koyuyorsun? İşte dedi, bu boyunduruk Tanrı'nın egemenliğini hatırlatıyor bana. O zaman biz her zaman o boyunduruk, yani boyunduruk kolay bir olay değil ama, yani affedersiniz, öküzler için kolay bir olay değil. Ama boyunduruk buradaki yönetimi, egemenliği, kim burada kral yani, kim yönetiyor demek bir açıdan. İsa Mesih diyor ki, benim boyunduruğumu yüklenin eğer yumuşak huylu olmak istiyorsanız. Benim himayem altına, benim egemenliğimin altına gir. Hani biz sıkça söylüyoruz ya, ya da Rab bize de öğretti. Rab gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin egemenliğin olsun. Bu ne demek? Senin istediğin kutsallığın benim hayatımda olsun. O zaman bir taraftan evet Rab senin istediğin olsun. Ben ama yine de bencillikle devam edeyim, gururla devam edeyim, kibirle devam edeyim diyebilir miyiz? Ona diyoruz ki evet ben şimdi senin yönetimin altındayım. Senin istediğin, senin hoşlandığın şeyleri yapmak istiyorum. Lütfen söyle. Ve ya da sen bende yap demek. O zaman öncelikle Tanrı'nın, İsa Mesih zaten burada Matta 5'te de konuşurken aslında Tanrı'nın egemenliği hakkında anlatıyordu. Yani biz Tanrı'nın egemenliğine girmeden bu yumuşak huyluluğu ya da bu büyük erdemi edinemeyiz. Başarılı da olamayız. Dolayısıyla vaade de ortak olamayız. Mirasa da ortak olamayız. Öncelikle ona itaat etmeliyiz. Boyun eğmeliyiz. Boyunduruğu takınmalıyız. Ama çoğu imanlımız maalesef bazen böyle yaşıyoruz. Bazen kibirle onuru da karıştırıyoruz. Aslında kibir, gurur günahtır. Onurlu yaşamak doğrudur. Ama kibirli yaşamak doğru değildir. Rabbi hoşnut etmez. O zaman bizi bekleyen şey, yani Rabbin boyunduruğunu yüklenmemiz, çarmığını yüklenmemiz. Ve de sonraki adım ne? Ondan öğrenmeliyiz. Çünkü İsa Mesih bu yoldan geçti. Buradan gitti ve dolayısıyla biz en iyi bir şekilde bundan, ondan öğrenebiliriz. Çünkü yumuşak huylu o, onun karakterinde bu var. Onun için de biz daha çok benli kelimeleri lügatımızdan çıkartırsak iyi olacak, çünkü bencillik bencillikle kardeşlerimizi kazanamıyoruz. Yani bir ressam şöyle bir şey yaptı, bir resim yaptı. Bütün ressamlar o konuda konuştular. Bir kapı vardı ve kapının sapı yok. Ona dediler ki, yani bu kapının sapı yok. Hiç doğru bir şey unutmuşsun herhalde, ya da bu kapıyı sapını koymamışsın. O adam dedi ki, yani o ressam, bu resim insan, bu kapı insan kalbini simgeliyor. Ve o yüzden kapı kolu içeridendir, içeriden açılır. Biz genellikle yumuşak huylulukta bunu genellikle deneyimlemiyoruz. Bir gün adamın sonraki zamanda bu örneği anlattı bu ressam. Dedi ki bir gün kırılmış bir kardeşin kapısını çaldı. İçeriden bir ses, kim o diye seslendi. Dışarıdaki şöyle söyledi. Ben. Kapı açılmadı. Ve tekrar aradan zaman geçti. Tekrar bir daha gitti. Dedi ki tekrar kapıyı çaldı. Kırılmış bir kardeş için, onun kalbinin kapısını.
Dedi ki, kim o içeriden bir ses? Dedi ki dışarıdaki, sen o. Yani biz bazen onun yerine kendimizi koymuyoruz. Yumuşak huyluluk affeder, bağışlar, iyi yanıtlar verir. Ve Rabbimizi hatırlayalım biraz. Yani onun boyunduruğunda, yani İsa Mesih ne yaptı? Tanrı, yani Yuhanna'da 6:38'de diyor ki, çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Biz genellikle kendi isteğimizi yapıyoruz değil mi? Oysa babanın istediğini yapmak için geldi. Gökteki tahtını bıraktı. Görkemini bıraktı, yetkisini bıraktı. Ve burada sıradan insan bedeni aldı. Ve zordu bence. Hiç kimse ve İsa Mesih yapmak zorunda da değildi. Ve insanı kurtarmak için bunu yaptı. Rabbimiz ne kadar harika. Alçak gönüllü bir şekilde yaşadı. Ve çarmıha boyun eğdi. Baba onunla birlikteydi ama yalnız yaşadı. Kırkıcıların önünde kuzu gibiydi. Vurdular, yüzüne tükürdüler. Haça gerdiler. Ve biz ne kadarına katlanıyoruz bunun? Yumuşakça davrandı. Çekişmedi kimseyle. Ama burada güç var aslında. Yani kolay olan kendi öcümüzü alabilmek. Ama zor olan Rabbi bırakmak. Rabbin bizim öcümüzü alacağından emin olmak. Tabii ki öcümüzü almak şartıyla bırakmıyoruz. Biz zaten bırakıyoruz. Ama Rab bizim öcümüzü almayacak mı? O zaman biz güvenmediğimiz için yumuşak huyluluk Rab'be güvenir. Özellikle anlattıklarımdan biraz toparlamak istiyorum. Yani birinci nokta, yani biz alçak gönüllülük bir erdem ve bunu öğrenebilmek için Rab'bin boyunduruğunu, Tanrı'nın egemenliğine takınmalıyız. Onda yaşamalıyız. Benlikte değil, ruhta yaşamamız gerekiyor. İkinci de tabii ki Tanrı bu yoldan geçtiği için İsa dedi ki sadece tek benim adresimde, bende öğrenebilirsin alçak gönüllüyü. Çünkü bunu yaptı, yaşadı, pratikleştirdi. Ustamız o. Çünkü yalnız ve sadece o alçak gönüllü. Ve bizi de alçak gönüllü yapmak istiyor. Tabii ki biz Tanrı'ya güvenirsek, ona bırakırsak, yani hatırlarsanız Mezmur 37'de diyor ki, kötülük yapan için kızıp üzülme. Bu bizi kötülüğe götürüyor. Rab'be bırak, onun egemenliğini ara. Birçok Tanrı adamları bu yolu denediler. Ve bazen, yani Tanrı'yla yürüdüklerinde, daha doğrusu başarıya ulaştılar. Yumuşak huyluluk bizi alçak gönüllüye götürüyor, berekete götürüyor, sevgiye götürüyor, iyiliğe götürüyor. Yani İbrahim'i hatırlayalım. Lut'la onun çobanları kavga ettiler. Ve İbrahim şöyle söyledi Lut'a. Nereyi istiyorsun? Seç ve senin gitmediğin yöne gideceğim dedi. Bu büyük bir alçak gönüllülük değil mi? Ve dahası var aslında. Musa için şöyle söylüyor Sayılar 12:3'te. Diyor ki Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü. Bunu Tanrı sözü yazıyor. Keşke bizim her birimizin ismi Musa gibi alçak gönüllü olarak Tanrı'nın sözünde geçsin. İsterdik herhalde değil mi? Yani diyor ki yani Tanrı alçak gönüllülere lütfeder. Çıkışta okuyoruz aslında 3:11'de bakmayacağız ama diyor ki Rab Musa ile iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Ne hoş bir şey. Biz ne kadar zaman ya da ne zaman en son Rab'le yüz yüze buluştuk?
Çünkü Musa buluştuğunda yüzü değişiyordu, parlıyordu. Biz gergin hayatlar sürüyoruz. Agresif yaşıyoruz. Ama eğer Rabbin huzuruna gittiğimizde ruhumuz değişecek, tadımız değişecek. Acılıktan tatlılığa dönüşeceğiz. O zaman böyle bir formül varken neden bu hayatın stresini, gamını, derdini Rabbe bırakmıyoruz ki, Rabbin çağrımına bırakmıyoruz ki? Bu akıllıcı değil mi? Ama çok seçmiyoruz, vaktimiz yok diyoruz buna. Biraz sonra okuruz diyoruz Rabbin sözünü. Biraz sonra zaman geçiririz. Şu işlerimi bitireyim. Gel ki şimdi araba şeyler var, makineler var değil mi? Şu bulaşıkları da yerleştireyim makineye, sonra seninle buluşuruz diyoruz. Musa ile çekiştiklerinde Musa çekişmedi. Ve Rab onu savundu gerçekten. Ve daha yani biz eğer Musa gibi yumuşak huyla, alçak gönüllülükle yaşadığımızda ne olacak yürüdüğümüzde? Bizi görecekler. Bize bakacaklar. Ha bu adam Tanrı'nın adamı diyecekler. Yani bazı kişileri gösterebiliriz gerçekten. Bu adam ne kadar... Önce böyle şüpheyle bakarlar size. Sonra acaba diye rol mü yapıyor diye düşünürler. Ama bakarlar ki siz Mesih'i izlemeye devam ediyorsunuzdur. O zaman diğer insanlar da sizi izlemeye başlayabilirler. Mesela Nun oğlu Yaşu Musa ile ilgilendi. Baktı Musa ne yapıyor? Çadıra giriyor. Rab'le zaman geçiriyor. Yaşu da öyle yaptı. Yaşu da çadırdan çıkmadı. Çadırda ne vardı? Rab'in varlığı, Rab'in tatlılığı. Ve diyor ki çadırdan ayrılmıyordu. Ve Davut için, daha bir sürü kişiler için sayabiliriz. Yani Rab ne söyledi Davut için? İşte bu adam tam gönlüme göre bir adam. Her istediğimi yapar. Ve sizin için de böyle söylüyor. Yani bu kadın, bu adam tam gönlüme göre birisi. Dünyayla değil, benimle vakit geçiriyor. Benimle ilgileniyor. Ne kadar alçak gönüllü ve yumuşak huylu giyinmek istiyor. O yüzden biz bunu devam ettirdiğimizde, sürdürdüğümüzde ekmeği, o zaman insanlar da bizi görecekler. Yani bazıları görmeyecekler ya da alay edecekler. O bizim alçak gönüllülükte daha ustalaştığımız ya da daha derinleştiğimizi, daha ilerlememize katkıda bulunacak. Ne söylemiştim? Yani birincisi boyunduruğumuz yüklenmeliyiz İsa'nın. İkincisi öğrenebileceğimiz tek bir yer var. O da Rabbimizin kendisidir. Çünkü bu yoldan alçak gönüllüyü geçerek, pratik yaparak bize öğretir. Her zaman ruhuyla da bize destek olur, yardım eder. Haksızlığa karşı da belki hemen çıkmayabilir meyve gibi ama zaman içerisinde sizin durumunuzu görürler ve takdir edebilirler. Etmeseler de Rab sizi takdir eder. Diyor ki böylece üçüncü ve son noktamız aslında. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Eğer biz Rab'in önünde kaldığımızda, yani yüklerimizi Rab'e bıraktığımızda, çünkü bazen kaygılarımız var değil mi? Hayatın kaygıları, işte insanlar, insan ilişkileri, daha bir sürü sayıp dökebiliriz. Bunların her biri bizi sıkıntıya sokuyor. Bir sürü şeyler, yani faturalar, hayat pahalılığı vesaire şeyler. Ama bunların ne kadarını Rab'be götürüyoruz ve ne kadarıyla biz boğuşuyoruz. Ama Rab'be güvendiğimizde o bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Canımızı rahata kavuşturur. Öyle yapmadım aslında. Bize sonsuz yaşam verdi. Sevdi bizi. Bu ihtiyaçlarımızı, yani dünyadaki bu ihtiyaçlarımız için kaygılandığımızda ne karımız oldu? İsa bizim yüklerimizi taşımak,
taşımayı sever. İsa bizim canımızı rahatlatmayı sever. Öyleyse neden ona getirmiyoruz? Ve İsa güçlüdür. Dolayısıyla biz neden ona götürmüyoruz ki? Neden bu yüklerin altında eziliyoruz? Bazen kendi kendime şaşırıyorum bu durumu. Sonra işte jeton düştüğünde, evet Rab sana bırakabiliyorum. Bazen de şöyle yapıyorum. Hani hala bazen benliğe uyuyorum ya. Bazen de şöyle yapıyorum. Rab şuna bak, şuna bak, şuna bak filan diyorum. Sonra da listeyi tekrar geri alıyorum. Tam Rabbin yapacağı zaman. Tekrar ben kaygılanmaya çalışıyorum. Şununla ilgili ne yapacağım? İşte gelecek ile ilgili ne yapacağım? Diye düşünüyorum. Oysa ki Tanrı'nın benim kaygılanmamı istemiyor. Mutlu olmamı istiyor. Daha önce söylediğim gibi ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü yeryüzünü mirası alacaklar. Yani bir gün Rabbin egemenliği yeryüzünü dolduracak. Çünkü biz Rabbin egemenliğinde yayılıyor, genişliyor, büyüyor. Yani mesela biraz önce kardeşim paylaştı. Yani hastalar iyileştiriliyor. Cinler kovuluyor. Diyor ki eğer böyle oluyorsa İsa Mesih Tanrı'nın ruhu aracılığıyla cinler kovuluyorsa o zaman diyor ki Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiştir. Yani bizim hastalıklarımızı iyileştiren kibirden, gururdan, günahtan özgür kılandır alçak gönüllü İsa Mesih. Ve biz özgür kılmış insanlar olarak yumuşak huylu yolda yürüyebiliriz. Ve aynı zamanda bizim Tanrımız mutludur. Bizim de mutlu olmamızı istiyor. Yani düşünsenize ailenizden birisinin mutsuz olduğunda, suratı asık olduğunda siz mutlu olur musunuz? Ama Tanrı bizim mutluluğumuzu istiyor. Mutlu bir baba. Düşünün o neredeydi yani kaybolduğunda çocukları. Henüz daha şölen düzenlememişti. Ama çocukları eve geldiğinde sevinç evine. Yani insan bu evi kaybetti aslında. Ama sonra tekrar İsa Mesih aracılığıyla bu sevinç evine çağrıldık. Babanın şölenine davet edildik. Şölene davet edilenler gibi yaşamıyoruz bazen değil mi? Sevinçle yaşamıyoruz bazen. Ama Rab bizim sevinmemizi istiyor. Çünkü o bizim babamız. Bizim dostumuz, bizim ustamız. Öyleyse ben ne yapabilirim diye sorabilirsiniz. Ya tabii ki bazı pratik örnekler söyleyebilirim. Yani her gün Rab'be gitmeyi amaç edinmeliyiz. Az da olsa yolda yürürken, düşünürken, uyurken ya da uyumadan önce kalkarken her zaman Rab'le söyleşebiliriz. Tanrı'nın sözünden bir ayet alabiliriz. Ama öncelikle tabii onun efendiliğini kabul etmeliyiz. Yani kendi efendiliğimizi değil. Yani eskiden ne yapardık mesela? Kendimiz istediği gibi şeyleri yapardık. Kimseye sormamıza gerek yoktu. Hesap vermemize gerek yoktu. Ama şimdi biz Tanrı'nın egemenliğinde Tanrı'nın çocuklarıyız. O zaman baba bu konuda ne düşünüyorsun diye sorabiliriz. Belki bu sabah hangi renk çoraplarımı giyeyim diye sormamıza gerek yoktur. Ama Rab'be önemli ya da en azından uğraştığımız şeyleri söyleyebiliriz, pratik yapabiliriz. Onun sözünü okuyabiliriz. Derin düşünebiliriz. Dua etmeyi, yardım etmesini isteyebiliriz. Ve kardeşlerimiz için de kendimizi geliştirebiliriz yumuşak huylu konusunda. Mesela diyelim ki kiliseye günlerce gidip geliyorsunuz. Ama bazı kardeşiniz var ki hiç selam vermediniz. Tanışmaya bile gerek görmediniz. Selam ver. Bir bak bakalım tepkisi nasıl olacak. Ya yani bir gün şöyle oldu. Yani birisine durup arabayla yol verdim. O da elini kaldırdı bana selam verdi. Bu çok enteresan bir durum. Yani refleks olarak biz yapıyoruz. Birisi bize gülümsüyorsa gülümsüyoruz.
Ne harika bir şey değil mi? Ama birisi bize somurtuyorsa, yani birisi vardı iş yerinden, ben her zaman ona merhaba, günaydın falan dedim. O hiç birinci, üçüncü günü, sonraki günler biraz daha öyleydi ama sonra gülümsemeye başladı. Sonra günaydın demeye başladı. O zaman biz ne ekiyoruz? Ona bakmalıyız. Yumuşak huyluluk ekiyorsak, alçak gönüllülük ekiyorsak ne çıkacak dersiniz? Tabii ki o çıkacak. Yumuşak huyluluk. Sonuç, yumuşak huylu insan başarılı insandır. Yumuşak huylu kişi bereketlenmiştir Rab tarafından. Yumuşak huylu kişi miras alacak yeryüzünü. Çünkü Tanrı'nın gökteki egemenliğini tattı, çağrıldık buna. Hayatımızın egemeni, yönetmeni biz değiliz. Rab'in kendisi. O zaman Rab İsa bizi her kötülükten, satın aldığı günahtan, doğruluk için kanını döktü, canını verdi, pahamızı ödedi, bedelimizi ödedi. Severek, isteyerek, bilerek bunu yaptı. Bizi sevdi. O zaman biz de onu sevmeliyiz ve çarmıhını yüklenip her gün ardından gitmemiz gerekmiyor mu? Bize huzur veren odur zaten. Canımızı tazeleyen. Yani Mezmur 103'te öyle söylüyor. Yani bütün iyiliklerini hatırlamamız gerekiyor sık sık. Rab alçak gönüllülere lütfeder. O zaman Rab sizi çok çok bereketlesin. Rab'in önünde kendimizi alçaltalım. Dua edelim, olur mu? Ayağa kalkabilir miyiz? Rabbimiz sen harikasın. Bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi biliyoruz ki Rab sadece senden geliyor. Bu ruh, ya Rab, bu yumuşak huyluluk, senin sevgili kutsal ruhun. Bizi bugün istiyoruz Rab. Sen dedin ki dileğin verilecektir. Kapıyı çalana kapı açılacaktır. Ya Rab, biz senden bu ruhu, sevgili kutsal ruhunu daha fazla bol bol bizim hayatımıza dökmeni istiyoruz. Ve biz sende alçak gönüllü bir şekilde yaşamak istiyoruz. Değişmek istiyoruz. Kutsallık yolunda ya Rab, sevgide bizi bereketlemeni istiyoruz. Oğlun İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Ve senin ismini yüceltiyoruz, şükrediyoruz. Amin ya Rab. Amin.